LoL TV ekranlarından herkese merhaba. Şampiyonluk Ligi 3. hafta 3. gün maçlarının sunumunda ben Aykut Ufan Özkan, yanımda Kaan Sakınbes Kural'la birlikte sizlerleyiz ve analiz masası da maç aralarında yine maçların analizleriyle sizlerle birlikte olacak. Günün ilk maçı Oyun4 Crew'la Supermassive arasında olacak. Dilerseniz hızlıca bir kadroları hatırlayalım. Daha sonrasında günün ilk maçına çok hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. İlk önce Oyun4 Crew kadrosu geliyor. Üst koridorda Elwind, Orman'da Mojito, orta koridorda Godbro, nişancı rolünde Madness ve destek rolünde ise Oyun4 Crew tarafında Vandalboy izliyor olacağız. Takım koçları da Lilush. Supermassive cephesine baktığımızda ise üst koridorda Fabulous, ormanda Stormaged, orta koridorda Naru, nişancı rolünde Zeitnot ve destek rolünde ise Dumbledore görev alıyor olacak. Takım koçları ise Exorant. Şampiyonun en iddialı takımı da Supermassive. Türkiye'nin yıldızlar karması ama Crew da oldukça iddialı ve bir kadro kurdu ve bir sezona biraz böyle bir hafif tökezleyerek başladıktan sonra bu hafta tekrar toparlandığını gösterdi. Godbro'nun da gelişiyle. Zaten ligde takımlar şu ana kadar o kadar birbirine yakın ki bu maçı, yani Supermassive lider olsa bile bu maçı Crew kazanırsa liderliğe Crew yükselecek. Peki dünkü Naru'nun performansı hakkında ne diyeceksin? Çok 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 etkileyiciydi. Tabii Naru uzun yıllardır League of Legends sahnesinin bir numaralı oyuncusu olduğu için, en iyi oyuncusu olduğu için hep onu çok yüksek standartlara tabi tutuyoruz biz. Ama maalesef bir senedir falan o standartların bayağı altına inmişti. Doğal olarak hani her oyuncu belli bir formsuzluk ya da düşüş gösterebilir ama Naru olunca biraz daha fazla öne çıkıyordu. Ama dün uzun bir aradan sonra bize Yıldız Naru'yu gösterdi diyelim. Seçim yasaklamaya geçtik ve direkt Zyra yasaklandı. Dumbledore, yani Zyra zaten güçlü ama Dumbledore'un Zyra'sı herhangi Zyra'lardan değil, diğer Zyra'lardan bir tık daha iyi. Mavi, bildiğimiz gibi kırmızı tarafta standart yasaklamalarımız var. Camille, LeBlanc ve Rengar oluyor genelde kırmızı tarafın yasaklamaları. Tabii değiştiği zaman işler de karışıyor. Crew cephesinde diğer yasaklama ne olacak? Zyra çok mantıklıydı tabii. Jayce yasaklanabilir diyecektim ki gerek kalmadı. Jayce zaten direkt yasaklandı. Çünkü Jayce çok güçlü, Elvin'in de sevmediği türde bir şampiyon. O yüzden Jayce'in yasaklanması şaşırtıcı değil. Supermassive cephesinden Rengar geldi. Crew acaba Ryze yasaklar mı? Çünkü Godbro da pek Ryze oynuyor gerçi de. Şu anda iyi durumda olup pek tercih etmeyecek. Kha'Zix yasaklayabilirler belki bir ihtimal, erken seçmeyeceklerse. Evet, ilk seçim hakkı da Oyun4 Crew'da. Mojito Elise'i çok seviyor. Evet, Kha'Zix yasaklaması geldi. Belki ilk seçimden Elise'e yönelebilirler. İlk seçimden Elise olacağını zannetmiyorum ama Kha'Zix'in yasaklaması mantıklı. LeBlanc geldi, evet. Bu bildiğimiz seçimler. Malzahar'ın ilk seçimden Malzahar olması çok da bizi şaşırtmayacak. Evet. Malzahar geliyor. Supermassive bu rotasyonda Ryze'i seçmezse Crew, tabii Godbro'nun favori şampiyonu, imza şampiyonu Ekko ama Ryze'i da pek bırakmak isteyeceklerini zannetmiyorum. Varus'a çok önem veriyor Supermassive son dönemde. Zeitnot'u mutlaka Varus'a vermeye çalışıyorlar. Varus'u seçti. Fabulous'u Zeitnot için. Ve Lulu işte, evet. Dumbledore ne zaman Lulu'sunu çıkaracak diyorduk. Şimdi çıktı. 7.2 yamasında en önemli, belki de öne çıkan şampiyon konumunda Lulu. Ve Varus'ta da çok iyi bir sinerjisi var. Aynen, Varus'ta da süper bir sinerjisi var. Artı Lulu oynaması zor değil ama iyi oynaması çok zor şampiyonlardan. Ve tam Dumbledore'un etkisini tam gösterebileceği şampiyonlardan biri. Bakalım nasıl bir ikili olacaklar. Zaten hani şu ana kadar zaten kağıt üzerinde de öyleydi. Performansları da öyle. Müthiş bir, yani Şampiyon Ligi'nin en önemli alt koridoru durumdalar ve ilk iki seçim yaptılar. Karşısına hemen Jin ve Corki geldi. Godbro Corki'yi seçti çünkü Naru'yu da bırakmak istemiyorlar haklı olarak. Naru çok çok iyi oynamıştı Corki'yi, hatırlayacaksınız dün. Jin pek bir değişim yaşamadı ama gecenin kıyısına gelen değişiklikler Jin'in değerini bir kat daha arttırdı. Ve Shen geliyor. Evet, bu ilginç. Bu arada Godbro'nun Corki alması, hem Naru'nun çok iyi oynaması, bir de Varus'la Corki'nin çok iyi uyumunu gördük dünkü oynanan karşılaşmalarda. Bu şekilde o dürtme efektine karşı alınan bir önlemle diyebiliriz. Mako'ya yasaklaması geldi Supermassive'den. Şimdi Supermassive tarafı üst koridorları yasaklayıp Crew orta koridorları biraz daha, orta koridor havuzunu biraz daha daraltmaya çalışacaktır. Orta koridor için burada ne yasaklanabilir? Ryze tabii ki direkt kafadan. Poppy veya Nautilus. Nautilus yasaklarlarsa Poppy'ye biraz
itmiş olurlar Elvind. Gerçi Elvind zaten tank seni Trundle, ha tabii Elvind'in çok favori şampiyonu. Trundle'ın yasaklanması güzel. Biraz Naturius'e mecbur bırakıyorlar Elvind'i. Bu taraftan ise orta koridorda bir Cassiopeia yasaklaması gelebilir. Cassiopeia burada en uygun yasaklama olur. Syndra'da tabii. Syndra'da özellikle koridor aşaması için iyi. Onun da yasaklanması önemliydi. Şimdi Supermassive cephesi için orta koridoru Cassiopeia seçimi çok şaşırtıcı olmaz açıkçası. Bakalım Supermassive. Tabii orta koridoru sona bırakmak istediler ve Lee Sin'i kilitledi. Orta koridoru biliyorlar ama. İlginç. Elis olabilir. Olaf olabilir. Elis veya Olaf'tan birini seçecek. Mojito Elis'te çok rahat. Ben de Elis geleceğini düşünüyorum. Kuru tarafından. Ama Elis, tabii Elis geliyor da Elis 20. dakikadan sonra hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Yani Lee Sin gene tamam. Lee Sin de etkisi düşüyor ama Lee Sin en azından bir işte, İşte bu dengeleri alt üst eder. İşte bu dengeleri alt üst eder. Gel Gangplank gel. Elini korku kalıştırma Elvind. Biz buradayız. Aa, yapma ya. Yani resmen duygularımızla oynadı ya. Ama macera aramaya gerek yok diyeyim. Naturius seçildi. Diğer tarafta da macera aramaya gerek yok. Şöyle şu ana kadar seçimi saklamada tabii ki tahminler yapıyoruz ama sonuçta en mantıklı, en nasıl derler, kitabına uygun seçimler bunlar. İki tarafın kompozisyonu da gayet uyumlu, uygun. Daha güçlü olan şampiyonları erkenden seçtiler, yasaklamalar falan belli. İki taraf da macera aramadı. Son derece iyi kompozisyonlar. Altıncı, ilk koridor aşamasında alt koridorda şeyin işi çok zor. Onu söyleyelim. Cin mağaza hareketinin başta. Altı oldukları zaman ama bir anda dengeleri değiştirebilirler. Alt koridora biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bu arada tabii Zeitnot ve Dumbledore Türkiye'nin en iyi alt koridoru diyoruz. Zaten onun da hakkını veriyorlar. Fakat kesinlikle hakkını teslim etmemiz gereken bir isim var. Eğer ligimizde bir en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü olsaydı şu ilk 3 hafta itibariyle ben Madness'ın kesinlikle aday olduğunu söylerdim. Şu ana kadar Madness bu kış dönemini, daha doğrusu boş dönemi en iyi geçiren ve sezona en iyi hazırlanan oyuncu olduğunu geçtiğimiz yılların çok çok üzerinde çok harika. Hani şu ana kadar performansı tek kelimeyle harika Madness'ın. Onun da hakkını teslim edelim burada. Evet, biz zaten Madness'ın hep taşıyıcı şampiyonları oynadığını biliyorduk ama meta'ya da çok iyi ayak uydurup ayak uydurduğu metadaki iyi performansından ötürü gerçekten çok haklısın. Bu konuda katılıyorum sana. Bakalım bugün bu karşılaşmada, bu seride Madness nasıl performans sergileyecek? İlk 3 hafta. Karşısında bu sefer bayağı bir baş belası var. Bu sefer asıl yani sınava çıkacak ama. Vallahi bu sınavdan çok. Burada ya şöyle, her zaman kazanamazsın koridora. İşler iyi gitmez, şampiyonlar uygun değildir. Onu en uygun oynayabiliyorsan çok başarılısın zaten. Orada bir sınav. Yani koridorda kazanıp kazanmadığından çok nasıl bir sınav verdiği önemli olacak gerçekten. Evet, bakalım seçim yasaklama ekranları tamamlandı. Twitter.com/lolespor adresinden kim kazanır oylamasına siz de oylarınızı kullanıp bu oylamaya katılabilirsiniz. Peki bu yasaklama bu ekrandan sonra, bu seçimlerden sonra senin oyun kim tarafına gider? Ya Supermassive zaten favoriydi. Bu seçim yasaklama çok bir şey değiştirmedi ama Lulu Varus bir tık onları daha etkili kılıyor. Yani seçim yasaklamanın bir etkisi var mı diyorsan oyuna. Oyunun zaten oyuncular ve takımların şu ana kadar geldikleri noktaya bakarsak zaten Supermassive favori olarak başlıyordu. Lulu Varus yüzünden ben bir çeyrek adım daha öne attıklarını düşünüyorum. Ama orta koridorda bir korki gerçeği var. Çünkü dün Narun'un karşısında bir Orianna vardı ve çok haklısın. Çok haklısın. Yani korkinin ne kadar iyi durumda olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Dünkü örnekte verdin. Fakat ben Godbro'ya güvenmiyorum o açıdan. Çünkü Godbro 1'e 9 çok fazla oynuyor. Korki şimdi Echo ile bazı şeyleri yapabilirsin. Korki ile yapmaya çalışırsan başına bela alırsın. Ve Godbro'nun biraz fazla bir şeyler yapmaya çalışıp başına bela alma ihtimalini daha yüksek görüyorum takım açı taşıma ihtimalinden. Echo ile olsa farklıydı. Ama biliyorsun ya, Godbro geçen sene de ligimizde farklı değildi. Godbro 1'e 9 oynuyor. Evet, iki orta koridor oyuncusu da bitkinliği tercih etmiş ve günün ilk maçına geçiyoruz. Serideki ilk maç. Oyun for Crew mavi tarafta, Supermassive kırmızı tarafta yer alıyor olacak. İki orta koridor oyuncusundan da bitkinlik. Peki Narun'un bu seçim hakkında ne dersin?
O bana biraz tuhaf geldi işte. Yani Korkinik'ini anlamak çok normal ama... Çünkü hayalet tercihi sanki... Daha uygun yani. Cassiopeia oyuncuları daha çok sever. Bu arada... Dumbledore'da Zeitnot. Koridora biraz daha geç geldiği için Vanderbilt onları karşıladı. Oyunun ilk ejderi de Okyanus ejderi olacak. Ormancılara bakacak olursak... Mojito kırmızı güçlendirmeden başladı. Stonehenge de aynı şekilde ama... Hiç yardım almadan ormana başladı Mojito. Vanderbilt pasifi olmadan eğer bu takasları sürdürürse... Başı çok büyük belaya girecek. Girdi bile zaten. Bir de Deşenok. Yani Vanderbilt daha... ne yapıyorsunuz Vanderbilt Bey? İlk minyon dalgasına canı 100'e kadar indi Vanderbilt'un. O... Orta koridorda Gadbro. Gadbro başı belada. O da çok fazla dürtüldü. Vanderbilt bir oyun yapmaya çalıştı. Pasifi yüzünden gidip ilk takası yapayım. Ben takasından sonra pasifimden dolayı hasar almayacağım Pix'ten dedi. Fakat ondan sonra o takası yaptıktan sonra pasifi gelene kadar bir daha bu işlere kalkışmaması gerekiyordu. Ve şu anda Supermassive hem orta hem de alt koridorda. Yıktı koridoru ya. Aynen. Bir Deşenok. İki oyuncuyu birden tuttu. Zeitnot'un kullandığı Deşenok. Vanderbilt'un tam o anda pasifi gelmişti. Ve pasifi tekrar kaybetti. Ama... Of. Yalnız Vanderbilt... Vanderbilt Bey ne yapıyor ki? Bir can iksiri daha kullandı. Geçtiğimiz hafta biliyorsun onun Lulu'yla şampiyonluk tarihinin en inanılmaz skorunu verdiği pozisyon var. Vanderbilt'un hiç can iksiri kalmadı. Daha dakika 3. Abi canı ve canı da %50'nin altında olacak o iksir bittikten sonra. Yine full yiyemeyecek hocanın. Diğer abi tarafta... Vanderbilt'un bu oyun üstünde 20 iksir dayanmaz ya. Bu arada orta koridorda bir takas. Stomage çok yakında oraya ama Gadbro çok fazla üstüne gitmeyi tercih etmedi Naru'nun. O da iki musibet iksirini kullanmış. Mojito'da rakip ormandan keskin gagaları alıyor. Bakalım Stomage buna bir karşılık verecek mi? Rakip orman kampı... Tabii şimdi koridorda... Koridoru rakip kulenin altına yıkmanın tabii ki bir riski var. Bu riskine hani baskın alabiliyorsunuz, geri kaçmanız da öyle. Fakat aynı zamanda o koridor kontrolünü ele geçirmek o kadar önemli ki. Şimdi nehirde çok daha rahat hareket edebilecek durumda Stonehenge. Yani açıkçası Supermassive'in ormancısı olmak bazen o kadar güzel bir olay ki. Yani çünkü inanılmaz bir hareket alanı oluyor. İki bütün koridorlar kazandığı için. Biraz SKT'nin ormancısı olmaya, Peanut'ın yerinde olmaya benziyor. Tabii üst gerçi koridorda... Genelde, pardon özür dilerim. Genelde SKT'nin alt koridoru pek koridoru kazanmaya oynamıyor ama... Vanderbilt! Yalnız alt koridorda Vanderbilt sıçramak zorunda kaldı. Şifa da kullanıldı Madness'tan. Üst koridordaki durum ise Elwynn koridoru hızlı bir şekilde ittirip üste dönmüş. Fabulous'un hala üste dönmeni görüyoruz. Mojito şimdi orta koridora yaklaştı. Lee'sin oraya çok uzak. Bu sadece koridoru ittirmek adına yapılan bir baskın. Aslında baskın demek bile çok doğru değil ama... Yardım diyelim de. Evet, Gadbro üstüne dönecek şimdi. Alt koridordaki Zeitnot Dumbledore üstünlüğü o koridorda devam ediyor. Bir deşe nokta tuttu Vanderbilt'a. Bu Vanderbilt'un annesi babası seyrediyorsa yazık, kalpten gidecekler. Evladım, dikkat et, ok atıyorlar. Ama o da nasıl ateşle oynamak duruyor? Bir tane Deşenok... Bu arada Jin de uzun kılıçta girip ekstradan şeyle girmesine... Evet, 3 iksirini de kullandı evet. Yani. Ekstra girmesine o da bütün iksirleri kullandı. Ama zaten bu koridorun, yani Varus, Lulu'nun onları perişan edeceğini biliyorduk da bu kadarı da olmaz. Şimdi Mojito... Bu işte... Bakalım buraya bir el koyabilecek mi? Mojito alt koridor baskına geldi ama Vanderbilt'un canı çok az ve şifası yok Madness'ın. Bir bitkinlik geldi Zeitnot üzerine. Zeitnot sıçrıyor, Mojito'nun da canı az. Trajedi tuttu Zeitnot'u. Örümcek inişini kullandı Mojito ve ilk kanı almayı başarıyor. Dumbledore diğer tarafta skor aldı ama sıçrayarak orada. Örümcek 2'de 2 yapıyor alt koridorda. Bu kadar fazla baskın oynamayacağı verdi ama Stomage'de dikkat etmesi lazım. Sıçrayla birlikte bir hamle geldi oradan Stomage'den. Ama isabetli değil. Ses dalgası minyona isabet etti. Stomage'de açıkçası biraz... Gereksiz... Nasıl derler, agresif değil de... Çok kötü oynadı açıkçası orayı. Yani burayı çok rahat temizleyebilir. Bu arada Supermassive koridoru çok fazla kazanıyordu ama bunun olacağını da biliyor olmaları gerekiyor.
yani Mojito'da örümcek inişini çok doğru zamanda kullanmış. Deşen Ok'tan müthiş sıyrılmış. Mojito harika oynuyor. Dumbledore ise hiç iyi oynamadı. Çünkü iki tane canı 200'ün altında olan şampiyonu, tamam 2'ye 1 çok kolay bir şey değil ama iki tane 200'ün altında olan şampiyonu çok daha rahat alabilirdi. Ses dalgasını kullanmadan koridora rahatlıkla gelebilirdi daha öbür açıdan. Ve orada kalkanını kullanamadı çünkü o baskın gelirken yetişmişsini rakibin üzerine kullandığı için hasar olarak, bu arada Naru ultisini kullandı ama Galdro arkasını dönerek sadece ultiden çok az bir hasar alıp bir de yavaşlıyor. Galdro'nun üste döndükten sonraki aldığı eşyalara bakacak olursak o da bir direnci eşyası almış. Bu arada bir de skorda Crew 2-1 önde, ilk kanı da aldılar. Altında 500 altın üstünlüğü var süpürmesi. Yani öyle bir minyon avantajı işte. Rakip almayı bir totem bıraktı. Monika orada o totem alıyor. Storm'in yan tarafta Keskin Gaga'yı almaya çalışacak. Nehre o denli hakim ki süpürmesi umurunda değil şeyin, Storm Age'de. O kadar rahat hareket ediyor ki. Bunu mesela başka bir maçta kimse yapamaz. Ama Nehre hakimsin. Evet, Mojito orada kırmızı güçlendirmesini kurtarmanın derdindeyken yan tarafta Storm Age hemen Keskin Gaga'ları aldı. Alt tarafta şimdi bir kere daha baskına geliyor Mojito. Dandolo oradaki totemi alacak ama burada bir şeylerin ters gittiğinin farkında diye tahmin ediyorum. Yani işte bazen de koridoru ağır kazanmak fazla özgüvene yol açıyor. Dumbledore-Zeitnot ikilisinin herhalde biraz daha temkinli olacağını tahmin ederiz ama temkin demişken burada cümbüş var. Parti... İki ormancı da orada. İlk savaşa başlayan taraf dezavantajlı olacak. Karşı baskın daha avantajlı olacak. Şimdi Stomach topu baskını gerçekleştirir. Trajet tutuyor tam bunu. Yan taraftan Mojito geldi ama Shen'i unuttu burada oyun for Groove. Zeitnot'un canı çok az. İlk önce Zeitnot düşüyor. Dumble çok az bir canla geri çıkmayı başar sıçrayarak. Diğer tarafta skor alan isim Lee Sin oldu ama Elwynn de oraya katıldı. Fabulous'u ilk önce havaya kaldırmayı başarıyor. Trajet'i geldi. Sıçrası yok Fabulous'un. Son vuruş kimden gelecek? Çok az canı var. Fabulous hala kaçıyor. Bir de susturma efekti geldi. Son perde açıldı. Nur sıçradı. Madness'a odaklanıyorlar Storm Age'le birlikte. Çok iyi bir oyun Storm Age'den ve Madness'a alan isim burada Lee Sin oluyor ama şimdi gelen isim buraya Galbro. Fosfor bombası kaçtı. Elwynn'den gelen bir sıçrama var. Bitkinlik Nur'un üzerine. Nur da düştü. Storm Age'de düştü. Buraya kadar ama toplama bakıldığında 3'e 3 bir değişim. 3'e 3 bir değişim yaz. Yoksa 3'e 3 değil mi? Galbro bitkinlik geldi üzerine. Fabulous kışkırtamadı orada Galbro'yu. Ve Dumble çok az bir canla hayatta kalıyor. 4'e 3 bir değişim olarak tekrar güncelleniyor buradaki savaş. Daha avantajlı çıkan süpürmesi oldu. Üstüne üstlük başta dezavantajlı başlayan. Çünkü iki tane ormancı da bir koridorda olursa savaşı başlatan dezavantaj, yani karşı baskında olan her zaman çok daha avantajlı oluyor eğer yanlış oynamazsa. Aslında savaşı başlattığı için, yani ilk kendini gösterdiği için dezavantajlı olan Supermassive'di ama savaşın devamını hiç iyi oynayamadılar. Daha doğrusu savaşın devamını Supermassive çok iyi oynadı en son Godbro'yu yakaladığı pozisyonda. Bir de tabii Naru daha erken geldi, Godbro biraz geç kaldı pozisyona gelmekte. O da avantajı az da olsa Supermassive'e getirdi ama dakika 10 olmadan 10 skor gördük. İşte bir daha izliyoruz savaşı. Şimdi ilk kim kendini gösterecek? Mojito mu Storm Age'di? Mojito mu Storm Age'di? Storm Age geliyor ama Mojito geç geldikten sonra o kadar rahat bir koza kullanıyor ki. Shen tabii Shen'e güveniyorlar. Aslında 4 kişi gibi düşünmek lazım burayı. Shen ulti sayesinde hem kalkan veriyor hem daha erken geliyor. Ama ikili savaşta orada kozayı yedikten sonra düşürmekte çok geç kaldılar hedeflerden birini. İlk düşen zaten Zeitnot oldu. Zeitnot'u düşürmekte geç kalınca bu sefer Mojito'yu düşürdüler. Bundan sonrasında yalnız Naru işte önce bu araya girerek bir kere şeyi durduruyor. Son perdeyi durduruyor. Son perdeyi durdurmasa orada Elwynn düşecek. Son perdeyi durdurduktan sonra hasarı da veriyor. Godbro gelene kadar işten geçmiş oluyor. Ve Fabulous'la Dumbledore çok az bir canla sıyrıldı. Bu arada alt koridorda tekrar bir savaş var. Tekrar bir baskın var. Zeitnot düşecek burada. Skor alan isim yine Mojito. Dördüncü skoruna ulaşıyor Mojito alt koridorda. Bu şey değil mi? Chat'ten şimdi şey yazıyorlar. Ne kampladın be abi? Mojito alt koridor... Şöyle söyleyeyim, alt koridoru 3 kişi oynuyor neredeyse Crew. Mojito alt koridordan çıkmadı. Tabii bir alışveriş yapmak için gidiyor üstte sanırım. Lulu vahşi büyümeyi kullanıyor ama yani bir yere kadar vahşi büyümenin verdiği destek. Yalnız Fabulous da burayı... Elwynn'in bayağı canını yakmış durumda. Evet, üzerindeki eşyalara bakacak olursak Fabulous'un Tiamat almış. Hı hı. Çok erkenden. 1-0-2 olunca
Yalnız bir sürpriz daha var Zaytnot'a burada. Zaytnot artık abi zaten bakalım o üstüne dönmesine iptal etti. Ve örümcek atlayışı burada skoru getirecek. Son perde açıldı. İlki tutuyor. İkincisine sıçra kullandı. Koza'dan da kaçmayı başardı Zaytnot ama iki mermi boşa gidince burada hayatta kalmayı başarıyor Zaytnot. Yalnız sıçra ve şifasını kullandı. Ne olursa olsun ya. Yani tamam çok kaynak ayırmış, çok şey harcamış olabilir ama yani yumuşak bilek hareketlerinden örnekler sergiledi bize. Bir Varus'la özellikle yani herhangi bir kaçma mekaniği olmayan bir şampiyonla tamam sihirdar bilerini kullanmış olabilir ama kaçma mekaniği olmayan bir şampiyonla orayı harika oynadı Zaytnot. Ve Stomace okyanus ejderine başlıyor. Crew adına bir tane olumsuz yani daha doğrusu daha doğrusu iki takım için de geçerli. Skorların genelde ormancılarda toplanması iki takımın da çok istediği bir şey değil. Çünkü bu ormancılar erken aşamada çok etkili olsalar da 20. dakikadan sonra ikisinin de etkisi çok azalıyor. Hele Elis'in etkisi sıfıra iniyor neredeyse. Ve Oyun for Crew'un hasarının büyük kısmı büyüdüren yetenek gücü olduğu için Supremacy de şu anda büyü direncine yatırım yapmaya başladı. Nara orta koridorda Negatron pelerini almış. Zaten Shen ruh gömleğini gidecek. Yegane fiziksel hasar Madness'tan geliyor, Jin'den geliyor. Çok az da kadro olan. Şimdi Stomage'le Mojito karşılaşacak. Orada ses dalgası kaçtı Stomage'den. Yarı canını kaybetti. Hatta daha fazlasını trajet tutmuyor ama Stomage'in üzerine ultisini kullanmak zorunda kaldı Fab. Cerrah. Şeye geldi. Yalnız Stomage bunu geçen hafta da yapmıştı. Rakibi dibindeyken ses dalgasını kaçırdı yine. Stomage zaten sezona iyi girmedi o kadar. Şu anda... Tabii Supremacy'nin normalde olmak diğer takımlarda olmaktan biraz daha zor. Çünkü bütün koridorlar oynamanızı çok zorlaştırıyor. Çok ileride ve çok riskli oynadıkları için. Ve genelde yaptığı hatalar ya da eksiklikler biraz daha göze batıyor. Ama Stomage'in de şu anda sezonun başında çok iyi bir başlangıç yapmadığını söylememiz lazım. Şimdi alt koridorda ilk kuleyi almak için bir baskı sağlayabilir. Stomage alt koridorda çünkü ama Gadro'nun teslimatı olduğu için Supremacy orayı çok da zorlamak istemiyor. Ama bir de Shenok'tan Madness'a. Madness'ın manası yok. Canı da zaten %30 dolaylarına indi. Ve ilk kuleyi burada muhtemelen Point for Crew kaybedecek. Yaylaz Alcan'ın Vendelbo Dumbledore'u tutmayı başarıyor ama Stomage sıçrayla birlikte bu oyun. Yalnız ilginç bir ulti geldi orada Stomage'den. Ne kadar Mojito'yu da tutmuş olsa da takım arkadaşlarının arasını atmak yerine Vendelbo'yu geriye doğru fırlattı. Ultiyi bozmak için yaptı ama zaten ultinin yarısından çoğu geçmişti yani çok da bir şey değişmedi. Evet ama ters tarafa atsa ama skor olacaktı ben bunu. Asıl amaç kule olduğu için bir uzaklaşın biz bu kuleyi alalım dedi. Yani daha garanti oynamaya çalışıyor şu ana kadar. Ve Işınlanlar da iptal edildi bu arada. Evet. İlk kule altını tabii çok değerli. Mojito'nun başı dertte. Mojito oradan birini de avlayabilir yalnız. Şimdi kolosunu Dumble üzerine kullandı. Hasarını bıraktı. Hemen bitkinlik geliyor Dumble'dan. Sıçramak zorunda kaldı Mojito. Hatta düşebilir mi de? Işıltılı ok tutmuyor orada. Çok az bir canla uzaklaştı Mojito ama yani inanılmaz bir refleks Dumble'dan. Gördüğü anda bitkinliğini kullandı Mojito'yu. Öyle ama zaten onu canını yani sıfırlamasına imkan yoktu bence. Bütün büyü rotasyonu yetmezdi ona. Evet vahşi büyümesi olduğu için muhtemelen dediğin gibi skor alması yetmezdi ama o biraz hasar vurmak istedi. Bu arada Fabulous yan taraftan geliyor. Kuleye odaklanacak burada Supremacy. Son perde açıldı. Naru yerine mıhlanmıştı ilk başta. Üst taraftan da gelen bir Nautilus var. Naru'yu buldu orada. Naru'dan güzel buldu. El bindi. Yok ediyor orada Supremacy. Çok iyi kenetlendi 5 kişi. Ve daha kurum oyuncuları yetişemeden oraya Elvind yok olunca buradaki takım savaşı sonlanmış oldu. Supremacy oyuncuların canı da azaldığı için hemen geriye doğru çekiliyorlar. Ava giden avlandı. Elvind tam kapatacağım derken Elvind'in suratına kapattılar kapıyı. Ve 3000 altınlık bir üstünlük. Skor 6-6. Aradaki altın farkı 3000. İşte metodik oynadığınız zaman, koridor kontrolünü ele geçirdiğiniz zaman, illa skorda önde olmanız önemli değil. Koridor kontrolünün ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Hani eğer işte ulti Naru'yu düşürmeye çalışıyor ama işte Lulu farkı burada kendini gösterecek birazdan. Ve yani ultiyi yemiş her şeyi, bütün zaten o kadar yakın ki yetenek atışlarının hepsini yediği için anında şu anda yeterince de tank değil. Çelik yelek yoktu üzerinde. Sadece Mami'nin közüyle şey vardı. Merkür adımları vardı. Yeterince tank değil zaten şu anda. Anında eridi 5 kişinin hasarıyla. Şimdi Mojito ile Vendelbo rakip ormanda bekliyorlar ama oradaki tuzaktan vazgeçtiler.
Stomage'den çok erken gelen bir eşya Civalı Kuşak. Yiğit'in oyuncuların bu kadar erken bu eşyayı aldıklarını pek fazla görmeyiz. Stomage nedense çok temkinli yani. Oyun stili de, tercihleri de temkinli ve hakikaten yani Civalı Kuşak çok gerekli miydi? Pek değil bence. Ya illa ki alacaktır bu oyunda mazhar olduğu için ama bu kadar erken olması biraz... Şey tabii, karşı tarafta cin dışında her şey büyü hasarı olduğu için hani o büyü hasarına da karşılık geliyor diye... Yani bu maç için belki daha anlaşılabilir bir durum. Büyü direnci de verdiği için Civalı Kuşak'a... Phobos'la Gadbro arasında bir birebir var ama Gadbro'nun manası çok az ve Phobos'un üzerine Tiamat olduğu için verdiği otomatik saldırılardan hasar çok fazla. Üst koridorda Naru yakalanıyor. Phobos gelmek istiyor ya. Naru ultisini kullandı ve hayatta kalmayı başardı. Elwynd çok fazla hasar aldı Naru'dan. Sıçrasını kullanıyor Elwynd ve Elwynd düştü. Zehri yetti orada Naru'nun. Alt koridordaki savaş devam ederken bir arada üst koridorda 2'deki yapmayı başardı Moito. Phobos orada Gadbro'yu bıraktı. Takım arkadaşına yardıma geldi ve 2 skor çıkardı Supermassive. Skor çıkardı. Kulenin altı da dinlemediler. Burada yalnız işlerle birlikte bir oyun verdi Lowe'dan. Zyknot'un canı çok az ve Madness skoru almayı başarıyor orta koridorda. Şimdi Dumble geliyor arkasından da. Stomage yaklaşıyor. Dumble sıçradı orada ve skoru aldı. Çok iyi hesapladı hasarını. Ters ayakta kaldı Vandalboy'un. Bu arada bitkinliği olmasına rağmen kullanamadı Vandalboy'da. O kadar zaten o kadar azdı ki canı. Pix'i yolladığı anda... bitkinliği kullansa bile bitmişti işi. Ama kuleleri arka arkaya alıyor. İşte yani skorlar önemli değil. Arka arkaya kuleleri alıyor süpürmesi. Arka arkaya hedefleri alıyor. Eğer hani bulut ejderi olmasa ejderi de çoktan almış olurlardı zaten. Şimdi hani yapacak fazla bir şey kalmadı. Bütün kule hattı bittiği için ejderi önerdiler. Arada... Civalı Kuşak oldu süpürmesi de. Dumble da aldı. Çünkü yani Civalı Kuşak mağazalara karşı gerekli üstüne üstlük hani dediğimiz gibi rakip takımda 4 şampiyon daha doğrusu yani 3 şampiyon tamamen bir şampiyon kısmen büyü hasarı verdiği için normalden daha öncelikli. Zaten mesela Cassiopeia cehennem hasasını da yapmış durumda. Bir dakika var Baron'a ve dağcıları gelecek. Alev ejderini görmeyeceğiz bu oyunda. Bulut ve okyanus alındı çünkü. Zaytnot mavi güçlendirme almış. Orta koridorda Naru'ya... toplanıyor süpürmesi. Naru'ya vermek yerine Zaytnot'a vermiş oldu. Naru üst koridorda ama muhtemelen oraya çok uzakta olduğu için burada Zaytnot'a bırakmış o yüzden bırakmış olabilirler. En azından pasifini almak istedi Vandalbone'un ama... tabii Zaytnot'ta ciddi bir bekleme süresine ulaştı. Deşenok'u... bu arada Naru'yu yakalamayı başardı Vandalbone ama... Stomage şimdi ultisini kullanacak mı diye bakıyorum. Naru düştü. Skor Moito'ya gidiyor. Son perdenin 4. mermisi de orada tutmayı başardı. Moito'nun canı çok az. Vahşi büyüme geldi Dumbledore'dan. Moito skorunu Zaytnot alırken... Dumbledore orada sıçradı Mendes ve o da skor alan isim. Zaytnot'tan güzel bir sıçra Elwynd. Ultisi var ama o mesafeyi kapatması mümkün değil. Işınlarını kullandı Elwynd ama buradaki savaşı yetişemedi. 2'ye 1 bir değişim. Zaytnot da hemen tabii yoğumuyu kullanıp olay yerinden daha hızlı uzaklaştı. Elwynd genelde ışınlanmalar konusunda çok doğru zamanlamasıyla bilinir ama 2'dir zaman... Işınlanmalarda çok geç kalıyor, çok kötü açılardan geliyor. Evet, orta koridordaki minyonları Zaytnot'ta uzaktan çok rahatça temizlediği için burada kuşatma bir anda sonlanmış oldu. Şimdi takım savaşı görebiliriz. Phobos çünkü kapattı oradan. Vandalbo çok iyi sıyrıldı ki yetenekten ama Phobos otomatik saldırıyla çok fazla hasar bıraktığı için onun üzerinde Vandalbo skorunu almayı başarıyor. Gadbro'da üst koridordan Grun'un kulesini alacak. Yani. Aradaki altın fark hala 4000 yalnız. Zaytnot'ta mavi güçlendirmesi yeni tükendi. Bir of. De Shenolta. Madness üstüne dönmek zorunda kalacak. Bu kulenin canı çok az. Naru ve Dumbledore yaklaştı orta koridoru. Burayı korumak için gelen kimse yok kuru tarafından. Ve orta koridor kulesine
Süper Massive oluyor. Bond'un 3. kulesi dakika 21'de. 4500 altın farkı ulaştılar. Bond'un üzerine bir sıçra geldi, oradan yavaşlatmayı başardı. Örümcek inişi Stomage'in üzerine gidiyor ama ses dalgası tuttu ve Deşenok skoru getiriyor oradan. Çok agresif oyunlar oradan. Kendi alaması da skoru en azından. Rakip ormancıyı avlamayı başardılar. Zaten o yavaşlattı. Damlı önün pencesi geldi ama hemen civalı uçak devreye giriyor. Zaytlot önde kaldı. Vahşi büyüme geldi onun üzerine. Ve aradan son mermi. Son mermi orada Damlı tutunca. 660 kritik hasar. Skoru Madness'a getiriyor. Madness resmen falsolu vurdu son mermiyi. Ama işte sistematik bir şekilde... Biz hep diyoruz ya, geriye düştüğün zaman defansif oynamak lazım. Avantaj yakaladığın zaman bu avantajı baskıya dönüştürmek lazım ki... Çünkü dakikalar ilerledikçe o avantaj azalacak. Süpürmesin öne geçen takım nasıl baskı kurarın adeta dersini veriyor. Oyunu tamamen nehrin bu tarafına, rakip ormanın ortasına itmiş durumdalar. Yani oyun tamamen ikinci kuleler seviyesinin sınırında oynanıyor artık. Ve ormanın iki tarafını da tamamen ele geçirmiş durumda Süpürmesin. Ya önce görüş hazırlar, görüş hazırlamazlarsa da toplu halde girip, yani kafa atacaklarsa da koordineli bir şekilde atıp hasarı ve yetenekleri zincirleyerek oynuyorlar. Evet, şu an Mojito ile Venmo Baron çevresindeki görüşünü biraz aldı. Sonrasını totemlerini yıkarak. Elvin'de Fablu sonrasında yani, iki seviye fark var. İşte. Elvin şimdi 13. seviyeye ulaştı. Fabulous'u alt koridordan ittirmeye devam ediyor ama Oyun for Crew tarafı da üst koridora doğru yöneldiler. Yalnız Naru üst koridordaki minyonları temizleyince vazgeçti orayı kuşatmaktan Crew. Yalnızsa gecenin kıyısını bitirmiş durumda, bir de kazma ekledi çantasına. Yani Fabulous tutuyor alt koridorda ama bunlar ufak takaslar bu iki şampiyon için. Hazır kırmızı çıkmışken onu da alalım bari dediler. Evet, Zaytnot aldı o kırmızıya. Bakalım bu mavi güçlendirme yine Zaytnot'a bırakacak mı acaba Super Massive? Naru çünkü yine üst koridorda orada. Bu durumda bırakacaktır. ...40 saniye kaldı dajlerine, dakika 24'e geldik. 5000 altın farkı var Super Massive lane'e. Crew karşısında. Oyun ama çok yavaşladı. Buranın işte sürmesinin biraz daha baskıyı artırması gereken bölüm burası. Mojito çok erkenden Liandir'in eziyetini tamamladı. Ama son derece kırılgan olacak ya. Dördüncü civalı kuşakta geliyor bu arada. Naru. Son civalı kuşağı alan isim Super Massive tarafında. Şimdi Vandalboy biraz önde kaldı. Musibet zincir tutuyor Vandalboy'u. Ölüm pencesini Zaytlot üzerine kullandı ama anında geliyor orada civalı kuşak. İlk düşen isim Vandalboy oldu. İki kişilik güzel bir ulti geldi Naru'nun üzerinde. Vahşi büyüme ve Elvin sıçramak zorunda kalıyor. Madness'a sıçrayla birlikte kışkırt geldi Fabulous'tan ve Stomage de çok iyi takip etti orayı. Madness düşürdü ama Stomage de düşüyor. Şimdi geri çıkmak zorunda kaldı kurulu oyuncuları burada. Uzaklardan gelen Deşenok eli skorunu aldı. Galbro'yu orada taşa katliam çevirdi Naru ve katliam almayı başaracak burada Super Massive. Dakika 25'te sadece ormancısını kaybettiler ama katliam yapmayı başardılar ve şimdi Baron'a gidiyor Super Massive. Dar bir alanda ve ormanın içinde, yani sabit olmayan bir satıhta nasıl mükemmel takım savaşı yapılırın örneğini gösterdiler. Tabii Dumbledore vahşi büyümeyi öyle bir anda ana kadar bekletti ki Naru'nun canı çok kritik bir yere indiğinde kullandı. Hem Naru'yu hayatta tuttu hem de herkes havaya sıçradı, bir anda kontrolü eline geçirdi. Fabulous iki tane harika kışkırtma kullandı bu arada. İşte tekrar görüyoruz. Vandalboy ilk yakalanıyor. Müsibet zinciri geldikten sonra iki taraftan daha saygı. Ama burada kritik nokta şu. Vandalboy'un canı çok azaldıktan sonra iki tane tank ortada. Naru'nun üzerine vahşi büyümeyi kullandığı zaman herkes havaya fırlıyor. Ve hasarı odaklamak... Şimdi Mojito ile Godbro'ya bakar mısın? Mojito ile Godbro savaşın içinde 3-4 saniye hiç hasar çıkaramadılar. Super Massive cephesinde ise bütün şampiyonlar kitle kontrolünü ve hasarlarını durmaksızın verebildiler. O 3-4 saniye sen eğer savaşta hasar veremiyorsan zaten iş bitmiş oluyor. Ve Baron'un üzerine bir de daha ajderini aldı Super Massive.
5000'lik altın farkı 8000'e kadar çıktı neredeyse. Yani özellikle Dumbledore ve Zaytnot harika oynadı takım saçında. Keza Fabulous'ta. Ama Mojito ile Godbro tamamen nereye gidelim, hangi pozisyona gidelim derken takım savaşının bitmesini seyrettiler sadece. Şimdi rakip ormanda alt koridora doğru ilerlediler. Üst tarafta Fabulous tek başına ittiriyor. 4 kişilik bir ekip de alt koridor ikinci kulesini aldı. Yani altın farkı 9000'e geldi. Yani gecenin kıyısını yapmış bir Varus. Şimdi son pikselden tuttu. Mojito'yu da biraz dürtüyor orada tabii Zaknot. Mojito da zaten hiç tank olmadığı için çok fazla dürtülüyor. Şu anda crew cephesinin kesinlikle savaşmaması, mümkün olduğu kadar savunma yapması gerekiyor. Çünkü savaşabilecek durumda iyi bir savaşı bile kazanamayabilirler şu anda aradaki farkı bakacağız. Yani deminki savaşı çok iyi yaptık dedik süpürmesi. Yerleri değiştirelim. Şu anda yapılmayan savaşı crew kazanamaz muhtemelen bu eşyalarla. Alt koridorda onun karşısına kimse gitmedi ve orta koridor kulesinin canı bir aile azalmış durumda. Naruyun'un baş karşısına bir kişi geldi. Dürtüldü. Gadbro gitti şimdi Naruyun'un karşısına ama o kulenin canı bitmiş. Naru kuleyi almayı başardı alt koridordan ve oraya yönelince oyuncular orta koridor ikinci kulesi alındı. Şimdi Naru sıçrıyor orada. Fabulous da geldi zaten onun yardımına. Ve ultisini bozmayı başardı Elvit. Fabulous'un ama çok da bir önemi yoktu bu Naru için. Zaten güvenli mesafeye çıktı o. İki seviye fark var yalnız yine Elvin'de Fabulous arasında. Evet, üst koridora rotasyon geliyor süpürmesinden ve bu kuleyi de almayı başaracaklar. Dakika 28'de tüm dış ve iç kuleler alındı. Sadece iki tane inhibitor kulesi mevcut. Bir de alt taraftan inhibitor kulesini aldı tabii Naru. Süpürmesi oyuncuları üstte dönüyor. Şu ana kadar Türkiye'nin iki tane çok tecrübeli üst koridor oyuncusu arasında Fabulous ile Elvin'de arasında hangi oyuncular arasında en büyük fark dersek herhalde Elvin ile Fabulous arasında olsa gerek. Elvin ışından zamanlamaları da dahil olmak üzere bugün hemen hemen hiçbir şey vermiyor takımına. Üst koridordaki minyonları temizliyor. Mojito'da ikinci eşya 11.000 altın alacak. Yani 30. dakikada 11.000 altın farkla gerçekten savaşmanız mümkün değil. Nerede savunma yapacaksınız? Nerede yani bir baskında birini yakalayıp avlamak gerekiyor. Yani kulenin altında rakibin biraz şımarıp ekstradan kule altına falan girmesini kışkırtmanız gerekiyor. Öyle şeyler yapmanız gerekiyor çünkü şu anda savaşabilecek durumda değil crew. Önümüzdeki 7-8 dakikada da olmayacak. Evet, alt koridordan Fabulous gidiyor ve Elvin'in birebir de Fabulous'u tutması mümkün değil. Inhibitor çok rahat bir şekilde Fabulous alabilir. Supremacy oyuncuları da üst koridorda toplanacak. Orada Fabulous'un Haşmetli Hidra'yı da bitirdiğini, belli bir hasar kapasitesine ulaştığını söyleyelim. Evet ama üst koridordaki kuşatma bir an için sonlandı çünkü Dumble üste dönüyor. Ve kefaret bitirdi Dumble. Evet, tekrar üst koridor ilerliyor Zaytnot ve Stomage. Dumbledore muhtemelen oraya doğru bir rotasyon yapacak. Altın farkı 11.500'e kadar çıktı. Godbro'nun paketi tabi bitmek üzereyken o da kullandı üst koridorda gelişmeler bir şekilde. O da bir önemli bir hazar potansiyeline ulaştı ama işten geçmiş olabilir. Zaytnot'tan gelen bir Deşenok var. Gecenin kıyısı tabi ona kalkan sağlıyor. Zaytnot'un üzerine kullandı ultisini. Fabulous'u hiç riske atmadı. Elvin önde tanklamaya devam ediyor ama canının yarısını kaybetti. Kefaret geliyor alana. Büyük bir alana hem de Lee Sin düştü. Skor alınısı Madness. Fabulous şimdi iki kişinin hasarını tanklıyor. Mojito henüz savaşa dahil olamadı. Kozay'ın arıyor çok iyi tutturdu ama güzel bir civalı kuşakla oradan. Mojito Naru'yu devam etmeyecek çünkü vahşi büyüme geldi. Shen Fabulous'u arka tarafta Madness avladı. Vandal boyu da alacak. 3'e 1. Fabulous 2 kişi aldı. Elvin'i bırakacak orada. Buraya kadar dedi çünkü arkada Godbro. Naru ve Dumble hayatta. Dumble'ın canı bir hayli az. Süpürmesi buradaki savaşı devam ettirmek istemiyor ama Mojito'nun kozası gelmiş durumda şimdi.
O da devamını getirmedi. 2-2 bir takas. 2-2 bir takas. Bu sefer Supermassive istediği savaşı yapamadı. Daha doğrusu Tomei çok erken düştü. Çok erken düşünce çok daha kolay oldu savaş. Krucci yani savaşın çok büyük bölümü 5'e 4 yapılmıştı. Pardon. Evet 5'e 4 yapıldı savaşın önemli bölümü. 5'e 4'te bile ancak berabere kaldılar. Ki Stomage düşerken öyle aşırı fazla yetenekler kullanılmadı açıkçası. Ama bu Crew'un bir nefes alma fırsatı. Çünkü 2-2, 3-3 değişimlerin hepsi Crew'un işine gelir. Geride olan onlar. Ama şimdi Baron ve Dahicileri var. Burada görüş hakimiyetini kazandı. Supermassive. Ve uzak var. Bakalım. Çok iyi bir hamle orada. İlk önce Naruk pasifini almayı başardı Vandalon. Daha sonra Stormage'den insek geliyor ve Vandalon'u avlıyorlar. Yan taraftan şimdi Elvik'ten bir çip ama duvara isabet etti o. Febus alanını kullandı. Otomatik saldırılardan hasar almıyor. Mojito yarı canını kaybetti. Şimdi örümcek inişi gelecek Mojito'dan. Hala hayatta Mojito ama Febus orada kışkırtarak Mojito skorunu da hanesine yazdırıyor. Stormage ses salgısı tuttu ve devam etti ama kritik hasar. Dördüncü mermi skoru getirdi. Madness skoru aldı ama Elvind de düştü dediğin gibi. Şimdi son perde geldi. İkinci mermi boşa gidiyor. Üçüncünün önüne Naru. Zeitnot'u korumaya çalışıyorlar. Dördüncünün önüne Naru geçti. Yine ormancılar yok ama Supermassive bu baronu yapabilecek güçte. Çünkü 3'e 1 bir değişim oldu. Rakip ormancı başlıyorlar. Tabi Cassiopeia olunca bazı şeyler çok daha kolay. Baron'un canı çok az. Oraya doğru yaklaşıyor ama baron çok hızlı eriyor. Muhtemelen şimdi düştüğünü göreceğiz ve Baron'u bıraktı. Supremacy Baron'u bırakıp Gadbro'yu aldı ama Baron canını biraz yenilemeyi başardı. Madness, o da düşecek. Ne kadar dördüncü mermi kritik vuruş vursa da, kritik hasar bıraksa da Naru'nun üzerinde Baron'u Zeitnot almayı başarıyor. İkinci Baron'u bu Supremacy'nin. İşte takım savaşını görüyoruz. Vandalboy'u önce yakalıyorlar. Vandalboy düştükten sonra yalnız burada Pebbles Elvindia'nın felaket bir çip atmış gene. Zeitnot'a ultiyi kullanıyor ama Zeitnot'a ulti yapabilecek kimse yok. Hasar Mojito'yu yakalı... İşte Pebbles sürekli hangi hedefe gideceğini, nereyi tanklayacağını o kadar iyi seçiyor ki. Gerçekten inanılmaz. Aynı şeyi yalnız Stomage için söyleyemeyiz. Stomage oraya bir kere daha girerek skoru verdi. Hani bu maç, Supermassive Crew 3. haftadaki ilk maç, Pebbles'un oynadığı oyun bir Shen eğitim semineri olabilir gerçekten. Hani kusursuz Shen nasıl oynanır dersi izliyoruz burada. 6-0-12, şu an 18 KDA'sı var ve koruyucu meleğinde bitirdi Shen. Ve şu anda seviye 18 Naru ile birlikte ve Elvin'den 3 seviye önde. Ya zaten rakam 0-4-5'e 6-0-12 onlar pek çok şey anlatıyor ama onun dışında ultim zamanlamaları, birlikten kuvvet doğar zamanlamaları, kışkırtma açıları, kışkırtma noktaları, tanklama bölgesi, yani her açıdan ya kusursuz Shen performansı ya. Madness son perde yaşlılar yakalanmış çünkü yan taraftan Gadbro dürtüyor biraz. Madness bu arada canının büyük bir kısmını kaybetti. Deşenok orada. Hakkını veriyor. Mojito'yu da bayağı bir dürttü. Tabi Zeitnot musibet zinciriyle arka tarafta Madness'a biraz hasar verdi ama bekleme süresi çok fazla olduğu için bekleme süresi neredeyse maksimuma ulaştığı için bu musibet zinciri çok kısa bir süre sonra tekrar gelecek. Delvin Skordor kulesini savunmaya çalışıyor. İndiktör kulesini Vandalo Febus'a kullandı. Görün pençesinde Febus ama çok tank. Yine de yarı canını almayı başardılar. Orta koridorda Naru yalnız. İndiktör kulesine hasar vermeye devam ediyor. Yarı canından fazlasını aldı o kulenin. Karşısına Gadbro geldi Naru'nun. Ama kule düştü. Baron güçlendirmeni milyonlarla çok rahat düşürmeyi başardı süpürmesi. Yaklaşık bir dakika daha var. Baron güçlendirmesinin sonlanmasına. Skordor kulesi yarıcana kadar düştü. Stomage'de yakalıyor Elvind ama kuleyi düşürmeyi başardı burada Supermassive. Süvet zinciri Elvind'in yerine mıhlıyor. Gadbro aradaki alanı iyi kapattı. İkiye böldü Supermassive oyuncularını ama Stomage'den çok iyi bir tekme. Orada servis ediyor Corki'yi. Ve orta koridor oyuncusu yokken Oyunfor Crew'un bir inhibitör daha kaybediyor Oyunfor Crew. Orta koridordan da bir inhibitör. 3 inhibitör de şu anda açılmak üzere çünkü alt koridordaki inhibitöre yöneldi hemen Supermassive oyuncuları. 40 saniye var Gadbro'nun gelmesine.
Takım savaşı daha izleyeceğiz gibi sona işte kaldı. İki kişilik bir nano ultisi oradan. Herkes taşa çevirdi adeta. Malzar düşüyor. Mojito düşüyor. Şimdi hayatta kalan isim Madness sadece. Elvin'i de düşürmeyi başardılar. Madness ışığarak kendi üstüne gitti ama bu oyunun bitmesini engellemeyecek. Ve orada skor alan isimse Dumble. Kendi üstünde Madness'ı avlamayı başarıyor. 36 dakika, 37 dakika sonucunda Supremacy bu bol skorlu karşılaşmadan galip ayrılıyor. Toplamda 40 skor çıktı. 28-14. Hatta 29-14. Skorda 6-5 gerideyken bile altında 3000 altına yakın üstünlüğü vardı Supremacy'nin. Açıkçası avantaj nereden elde edilir? Bu avantaj nasıl baskıya dönüştürülür? Baskıyla rakip nasıl kitlenir ve oyun kontrolü elde tutulur? Bunlar hakkında küçük bir ders verdiler bize. Yani her ki işte Naru'nun, Dumbledore'un, Zeitnot'un ama en başta Fabulous'un performansı muhteşemdi. Stomage için çok iyi bir maç olmadı ama dediğimiz gibi böyle bir maçta oynamak da kolay değil bir ormancı için. Ama yani Fabulous'un performansı dediğim gibi yani Shen eğitim semineri olur yani. Evet, gerçekten harika bir karşılaşma çıkardı Fabulous. Birazdan serinin ikinci maçına geçeceğiz. Şimdi sözü analizmasına bırakalım. Ardından tekrar sizlerleyiz. Evet, sunucularımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz ve günün ilk serisinin ilk maçında geride bıraktık aslında. Özellikle oyunun başlarında çok gitgelli devam etti diyebiliriz bu seri için. Sonrasında Supremacy toparladı ve o eşit giden gidişatı bir iki tane takım savaşıyla bozdu. Aslında alt koridordan bayağı bir kontrol ele geçirmeyi başarmış Supremacy. Hem Dumbledore'un hem de Zeitnot'un ellerindeki seçimleri ofansif bir şekilde oynayarak hem rol tercih biraz manzara karşı yani Supremacy tarafından bu arada çok net bir şekilde hazırlanmış. Çünkü seçim yasaklama ekranında Crew ekibi direkt ilk tercihden manzara seçmişlerdi. Ama evet. Rule'un yetenek setinin manzara karşılığında ne kadar çok etkili olduklarını biliyorlardı ve onlar da hiç düşünmedi. Seçim sırası kendilerine geldiğinde direkt Varus ve Lulu'yu kitleyerek adeta Vandalbu'yu alt koridor inanılmaz bir darladılar ki Vandalbu oyunun ilk 13-14 dakikasında 0-4 gibi bir skora sahipti. Bakalım şimdi bir pozisyon geliyor ekranlarımıza. Oyunun 5. dakikasında gerçekleşen, erken dakikalarda gerçekleşen ve yavaş yavaş oyun gidişatında belirleyen bir pozisyon. Ki tabii ki burada birazcık da krediyi kesinlikle Mojito'ya vermek gerekiyor. Arkadan kendi takım arkadaşlarının canı az olmasına rağmen hem skor alıp hem de yine örümcek atlayışıyla beraber kendini hayatta tutmayı başarıyor. Buradan 2 skor çıkarmayı bir şekilde Crew ekibi bu canları az olmasına rağmen dikkatli bir şekilde dönüyor. Tabii Vanderbuy'u kaybediyorlar ama işin sonunda yine de 2 skor almaları kesinlikle en iyi iş. Bu takım savaşı da aslında oldukça uzun süren ve yavaş yavaş kontrolün değiştiği savaşlardan biriydi. Ki zaten yine senin de söylediğin gibi burada odaklanmakta biraz sanki Crew ekibi sıkıntı çekiyormuş gibi geldi bana. Çünkü birçok hedefe gittiler. Sonra Shen geldikten sonra bir anda Shen'e döndüler ama Shen'in biraz can havuzu fazlaydı. Zaten buradaki takım savaşı senin de söylediğin gibi biraz sonra Crew ekibinin kırmızı güçlendirmesinin arkasına kadar devam ediyor kovalamaca burada. Belki oradaki saçar tohumla acaba kendini kurtarabilir miydi Pablo? Onu es geçmiş o noktada. Bu ya oldukça uzun sürmüştü aslında bu savaş ve hani ölenlerin bir daha takım savaşına katıldığı ve oyundaki 10 oyuncunun da bir şekilde yer aldığı bir savaştı. Sonunda yemlemeler gerçekleşti. Şimdi tekrardan ortaya dönüyoruz. Evet, tekrardan. Supremacy'nin bu sefer iyiden iyiye kontrolü ele geçirdiği savaş diyebiliriz i̇şte onun bu, içinde. Bu takım savaşı çok önemliydi. Çünkü burada bütün skorları alarak ve güzel bir açıdan takım savaşı yapmayı başardı. Şimdi sağ tarafta baktığımız zaman Godbro ve Mojito takım savaşının biraz dışında kaldılar gibi görünüyor. Ve öbür tarafta ise Supremacy Elvin yukarıda kaldığı için alt tarafta tank herhangi bir şampiyon olmadığı için direkt o kağıt tadındaki şampiyonlara çok net bir şekilde üstünlüğünü koruyor ve skorlarda orada arka arkaya gelmeye devam ediyor. Ve güzel bir kışkırt atmış bu arada Fabulous, onu da hemen notlarımıza ekleyelim. Yani bu nokta artık Supremacy'nin iyiden iyiye maçın kontrolünü ele geçirdiği pozisyondu diyebiliriz ve bu pozisyondan sonra Baron yani. Yönelip Baron da aldılar ve artık son takım savaşı da diyebiliriz bunun için. Zaten o takım savaşında dediğim gibi Elvin yukarıda kaldığı zaman tank olmayınca direkt Supremacy rakip taşıyıcılara çok güzel bir baskı kurmuş. Burada yine önde yakalandı aslında Vendel. Bu takım savaşının biraz kaderi bu şekilde belirlendi desek çok yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Biraz daha evet Vendel bunun çok agresif bir destek oyuncusu olduğunu biliyoruz ama önde yakalandığı zaman takımı genelde 4 ve 5 takım savaşlarında ittirilmek zorunda kaldı. Tabi bu noktada da Stomage ve Fabulous'a kesinlikle çok büyük işler düştü. O şampiyonları yakalayıp gerçek anlamda takımda servis etmek
herkesin harcı değildir. Burada Fabulous ve Stormage en iyi iş yapan isimli Supermassive adına. Yani üst koridorda hani tanklar oynanıyor diye yadırgamamak lazım. Çünkü gerçekten tanklaşmış bir tank ve böyle henüz çok kasamamış. Daha 1-2 eşya eksiği olan bir tank arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Aslında, çok rahat. Aslında o noktaya şöyle güzel bir detay ekleyebilirim. Şimdi Fabulous o kadar zeki bir oyuncu ki normalde üst koridor şen tercihlerinde oyuncuların biz genel olarak direkt Bami'nin közüne gittiğini görürüz. Şimdi Fabulous baktı rakip o şampiyonlara. Üst koridor Nautilus, ormanda Elise, ortada Corki, alt koridorda büyü hasar verebilen bir Malzar. 4 tane yetenek güçlü şampiyonu var. Direkt ruh gömleği yaptı ve koridor ittirmek için de çok ucuz bir eşya olan Tiamat'ı tercih etti. Evet. Yani bu Fabulous'un oyun içindeki o gidişatın, şampiyonların kendi içindeki dağılımını çok o kadar iyi bir şekilde kontrol ettiğini gösteriyor. Birazcık da aslında düşününce... Altın kaynağını iyi kullandı diyebiliriz aslında burada Fabulous için. Diğer tarafa bakınca da yani Krull'un kompozisyon kurmakta birazcık zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Corki de çünkü her ne kadar nişancı gibi görünse de aslında verdiği hasarın %70'i, %80'i belki de büyü hasarı olan bir şampiyon. Burada da sadece Jhin'e güvenmek. Yani Jhin de sonuçta bir hiper taşıyıcı değil. Otomatik saldırı menziline çok giren bir şampiyon değil. Birazcık sanki kompozisyon daha iyi kurulabilir miydi? Ne gibi şampiyonlar tercih edilebilirdi? Aslında kurdukları kompozisyon çalışabilirdi. Ama şimdi menzilleri düşük olduğu için evet hani Jhin'in ultisini bir kenara koyarsak normal düz saldırı yapmak için menzilleri çok düşük şampiyonlar. Ki onları cezalandırabilecek bir tane şampiyon vardı. Cassiopeia. Ondan korktukları için zaten iyi bir takım savaşı dengesi kuramadı. Evet Nautilus önde kalıyordu. Gerekli olan tanklı gerçekleştiriyordu ama bu sefer o çok önde kaldığında arkadan bir Cassiopeia ulti tehdidi sarıyordu crew ekibini. Onlar da bu tehditten hep korkarak biraz daha geride kaldı. Zaman zaman takım savaşın dışında kalır. Hatta bir tane takım savaşı vardı izlemiştik çok ağır çekimde. Hı-hı. 3-4 saniye hatta 5 saniye hasar vuramadılar. Çünkü hep tehdit vardı Cassiopeia tehdit. Maçın adamı içinde herhalde Fabulous diyebiliriz kesinlikle, diye düşünüyorum. Fabulous. Çünkü oldukça iyi performans sergilediği gibi KDA'sı da şahane vaziyetteydi. Oyunun zaten çok büyük bir kısmını hiç ölmeden geçirdi. Yani şen oynadığınız zaman tek yapmanız gereken takım arkadaşlarınızı korumak. Ya tabii Fabulous'un da çok eski bir şen oyuncusu olduğunu hatırlıyorum. Ben bayağı bir geri gideceğim. Burada ilk ulusal turnuvayı muhtemelen hatırlarsın. Evet. Orada da şen oynamıştı. Ki hani zaman zaman belki de hani Fabulous'un en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi tank şampiyonlarıyla oynamayı sevmiyor. Hani oynadığı zaman gerçekten de performans gösteriyor ama pek stil tercihi değil sadece Fabulous için. Ve bakalım yani şu anda bu dediğin gibi oldukça iyi bir tank performansı evet. Sergiledi aslında. Bu oyunu en azından üzerinde düşeni gerçekleştirdi diyebiliriz. Şimdi ufak bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrardan serinin ikinci maçıyla, Crew Supremacy maçının ikinci maçıyla karşınızda olacağız.